İşte karşınızda. Şükrü Özgüoğlu. İddia Bilirtin. Evet sevgili bahisseverler. Evet sevgili bahisseverler, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 7-8 Ekim Çarşamba ve Perşembe bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, milli araya girdik şu anda. En başta söyleyeyim, en sonda söyleyeceğimi. Bu milli maçlara her zaman dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Oynamamaya çalışıyoruz. Oynarsak da pazartesi videosunda belirttiğim gibi bazı sapıklar var her gün kupon yapmaya çalışan. Onlar da en azından düşük tutabildiği kadar düşük tutsun. 100 basıyorsa 50 bassın, 50 basıyorsa 20 bassın, 20 liralık oynuyorsa 5 liralık oynasın. O yüzden... milli maçlar dediğimiz gibi zaten çarşamba günü oynanacak olanlar hazırlık maçları. Tamamen hazırlık. Bakın yani adam kendini vermez, bir sonraki önemli maçına saklar. Yani her şey olabilir ama bir bakarsın o hazırlık maçı kendini göstermeye çalışır. Lan çatır çutur top oynar. Yani her şey olabilir. O yüzden aslında ben size şunu önereceğim. Maçlar 21.45'te ya. Hem hazırlık maçları çarşamba günü hem perşembe günü. Maçlar 21.45'te olduğu için bu maçları canlı almaya çalışın. Bakın mesela Almanya-Türkiye maçımızı TRT Spor verecek. Hollanda-Meksika'ya Esport verecek görünüyor. Portekiz'i yine Esport 2, yani internetten falan bulup izlemeye çalışın. İzleyemeseniz de istatistiklerden takip edin. Atıyorum devre olduğu zaman bir bakın şöyle, hani en kötü ihtimalle diyorum. İzleyebildiğim maçı Almanya-Türkiye'yi anlarsın zaten izlediğin için. Hani kimden nasıl gol gelecek, kim nasıl oynuyor. Yanına da bir ya da iki maç hani az atama yedin. Böyle 2 oranı, 2.5 oranı bulun, 3 oranı. Yatır 10 lira, al 20-30 lira. Para çok amel gibi yani böyle. Öbür 2-3 maçı koy. 2-2.5 ya da işte kaç para yatırıyorsan 2-2.5 katına, 3 katına tama edin. Bakın uygulamamızda ben böyle canlı maçlar paylaşıyorum. 5 tane atıyorum. Şu maçlarda goller gelebilir diye. Bu arada İttihabilir uygulamamızla ilgili bilgileri şuradan alabilirsiniz. Yine iPhone'cular için de nereden görebileceklerini orada anlatıyoruz. Hala iPhone'dan onay bekliyoruz. Android'çiler zaten oradan izleyip indirebilirler. Yine cumartesi pazar gayet güzel geçen günlerimiz var. Cuma, hatta Cuma'yı da şey yapmadık. Cuma, cumartesi pazar tutan kale maçlarımızdan bile sadece bir sürü kazanç elde edenler var. Ara sıra canlı maçlar paylaşıyorum. Atıyorum 5 maç paylaşıyorum. Bunları tekli ya da ikili alın diyorum. 5'te 4 geliyor mesela. Ya da 4 maç paylaşıyorum. 4'te 3 geliyor ama tekli tekli ya da ikili ikili alanlar kazanıyorlar. Tamam az kazanıyor ama hani bütçeyi bölüyor. Atıyorum 50 liram var. 10 lirayı buna yatır. 1.40 oran. 10 lirayı buna yatır. 1.50 oran. 10 lirayı buna yatır. 1.60 oran. 10 lirayı buna bir bakıyor. 3 tanesi 4 tanesi geldiği zaman 50 gidiyor ama geliye işte 12 buradan, 13 buradan, 15 buradan derken geriye toplanmış 70-80 lira. Olsun, kazandı mı kazandı. Canlıdan taş attın, kolun mu yoruldu yani 45 dakikada. O yüzden her zaman az atamaya edin arkadaşlar. 3 maçlık kuponlar yapın. Adam bana yazıyor orada. Abi diyor bunu diyor çok az oranlar diyor. Buna ben ne yatıracağım da ne? Ya öyle deme, gerekirse 10 lira yatır, 20 lira 25 lira al ya. Yani az para, küçümsemeyin parayı arkadaşlar. 3 liraya 300 lira. Aynen, bakın tutan kuponlara bakın. Şurada yanda geçen cumartesi günü adeta hani şov yaptık demeyi sevmiyoruz biz, biliyorsunuz. Şansımız çok iyi gitti. Gerçekten ideal kuponlarımız, kale maçlarımız, katlama kuponlarımız hem Serdar'ın hem Saadettin'in hem benim. Pazar günü de genelde öyle olduğu için cumartesi güzel geçiyorsa pazarda bir şeyler oluyor. Onu hissettiğim için arkadaşlarımı uyardım. Pazar günü dedim sizleri düşük tutun. Ters gelebilir maçlar. Birçok maçta ters geldi. Aynen. Çünkü ama cumartesimiz de kötü geçerse pazarımız da güzel geçiyor genelde. Öyle de bir ilginç şeyler oluyor. Tesadüf müdür artık nedir? Tabii biz genelde gollere gittiğimiz için mesela Liverpool'un 2.5 üstünü bile aldık biz mesela. 1.48 orandan 7-2'lik bir maç çıktı. Onu da hafta sonu konuşacağız. Evet, o 7-2 bitti ama nasıl 7-2 bitti? İzlemeyenler şaşırıyorlardır. Anlatacağız. YouTube'larda trend biri de hemen aynen. Açın izleyin o maçı. Nasıl goller olmuş? Futbol neymiş? Bir görün yani orada. Neler olabiliyormuş. Ama biz 2.5 üstünü 1.48 orandan değerlendirdik. Etliye sütlüye karışmadık. Kim kimi yenerse bizi ilgilendirmiyor. Gayet güzel de bir pazar günü geçirdik. Videomuzda da kısaca değinelim hemen. Cumartesi günü size hatırlarsanız 9 maç paylaşmıştım. 3-3-3 yapın. Ya bu sıra çok önemli değil. 2 oradan bir oradan, 2 oradan bir oradan alırsın. Denk gelmesi. Kupon şansı diye hep o yüzden diyoruz. Kupon şansımız bol olsun diye. İlk 3 maçı, ikinci 3 maçı, üçüncü 3 maçı alın demiştim. Mesela ilk 3 maçımızdan Rize Spor maçı denk geldi ki o maçı da izleyin. Erzurum Rize 0-0 bitti ama nasıl 0-0 bitti? Ne goller kaçtı? Bir izleyin. O öyle olmadı. İkinci 3'ü aldığınız zaman oradan da mesela Ranheim maçı yatırdı ama son üçlü tuttu mesela. Fener Karabük işte karşı 2.5 üst karşılıklı gollerle olur demişiz hatta. Manchester City Leeds United maçına yine karşılıklı gol var demişiz. Zulte Varagan maçına da 2.5 üst demişiz. Bu son kupon tuttu. Pazara geldiğimiz zaman yine 3'er 3'er alın demiştik. Orada da 9'da 7 yaptık yine şansımızın yardımıyla ama Allah'tan İki tane yatan maç ikinci kupona denk geliyor. Mesela ilk 3 tuttu mesela Atalanta Cagliari ilk yarı 1 ya da 1 ve 2.5 üst. Leicester City maçı, West Ham maçı 2.5 üst demiştik. Tersten geldi ama bakın biz Leicester City'nin yeneceğini düşünüyoruz ama tersten geldi, yenildi 3-0. 3-0 mı 3-1 mi tam hatırlamıyorum. Golü iptal oldu, 3-0 bitti evet.
Üçüncü maçımızda mesela Hammarby Djurgården karşılıklı gol var. İlk üçlümüz tuttu bak. İkinci üçlümüze Lazio Inter'in 2.5 üstü ve Beşiktaş Gençlerbirliği Beşiktaş yenemedi. Üçüncü maçı da Gent-Berşot mücadelesiydi. Bu üçlünün ikisi yattı ama son üçlüye bakın şimdi. Manchester United-Tottenham, Kasımpaşa Galatasaray 3.5 alt. Manchester United-Tottenham karşılıklı gol var. Lyon-Marsilya karşılıklı gol var. Mesela bazı maçlar öyle kritik ki bakın üste gitmeyeceğim dedim. Birbirde de kalabilir dedim. Tam da Lyon-Marsilya maçı birbirde kaldı. Marsilya Allah'tan önceden attı. Sonra kırmızıyı gördü. Sonra 1-1 bitti. Ne oldu? Pazardan da 9 maçın 7'si başarılı. İlk 3 birleştirdiğimiz kombine geldi. Alttaki 3 kombine geldi. Yani cumartesiden bir pazardan 2-3 tane kupon tutturmuş olduk. Gayet başarılı geçti. Zaten uygulamamızda da gayet başarılı geçti. Umarım değerlendirmişsinizdir. O yüzden hafta için dinlenerek geçirelim. Çok fazla misli yapmayalım. Canlıdan daha çok girmeye çalışın. Yine uygulamamızdan da ben fırsat buldukça canlı paylaşımları yapmaya çalışacağım. Onları da şu an izleyen varsa dediğim gibi tekli ya da ikili alarak değerlendirin. Sonuçta 5 maç verince 5'i de gelecek diye bir şey yok. Dediğim gibi bazen 5'te 4, bazen 4'te 3 yapabiliyoruz. Bazen 3 maç veriyorum 3'ü de geliyor. Neyse şansımızın yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk maçımıza geçelim bu arada. Almanya-Türkiye mücadelesi hazırlık maçları arkadaşlar bunlar. İlk vereceğim 4-5 maç hazırlık maçı. Bunları söyleyeceğim zaten. Almanya-Türkiye maçını TRT Spor veriyor. Yine izleyelim yani bence Türkiye'nin son durumunu görmek için. Çünkü zaten son oynadığımız şeyde UEFA Uluslar Ligi maçında Sırbistan karşısında ve Macaristan karşısında pek beğenmemiştik milli takımımızı herhalde. Hepimiz hemfikirizdir. Hani defansta ne kadar sağlam bir duruşumuz olsa da ileri uçta çok etkili olamadığımızı görmüştük. Almanya'da o zaman İspanya ve İsviçre gibi güçlü rakipleriyle oynamış ve 1-1 berabere kalmıştı ikisinde de ve biraz rotasyonlu bir kadrodaydı. Bu arada sevgili genç arkadaşlarıma ve bütün bir izleyicilerimize teşekkür ediyorum. İzlenmelerinizden ve like'larınızdan, beğenilerinizden dolayı her videomuzda aynı şekilde yaparsanız sevinirim ve kanala mutlaka abone olun arkadaşlar. Aşağıda bakın benim fotoğrafımın olduğu İddiabilir TV yazan yerin üstüne tıkladığınızda ya da ana sayfaya gittiğinizde abone ol butonuna bir basın. Bir de zil işaretine basın ki eğer fayda alıyorsanız videoları izlemeye devam edecekseniz abone olup zil işaretine basınca her video yüklendiğinde bildirim gelir. Bizlere bir de abone olmuş olursunuz. Onu da hatırlatalım sizlere. Diyelim. Şimdi Almanya maçında ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Almanya'ya baktığımız zaman tabii bizden çok daha güçlüler yani. Kadrolarına da baktığım zaman Toni Kroos'tan Emre Can'a kadar işte Julian Brandt'tan yine Kai Havertz'ine kadar, Timo Werner'ine kadar herkes kadroda. Bizim kadroda şöyle bir baktığımız zaman ya tamam iyi hoşuz da bazen hiç belli olmuyor. Çok iyi oynadıkça Fransa gibi bir takımı yenebildiğimiz de oluyor ama Sırbistan, Macaristan gibi takımlara gol bile atamadığımız oluyor. Burada da ben Almanya karşısında her ne kadar bakın hazırlık maçı olduğu için çatır çatır iki takımda top oynar böyle 3-2'ler, 5-3'ler havada uçuşur olabilir. Herkesin yorumuna katılırım ama ben öyle bir şey beklemiyorum. Yine Almanya'nın yenebileceği bir maç bekliyorum. Bizim de yine defanstaki sağlam duruşumuzdan dolayı çok fazla belki gol yemeyiz ama çok da gol atamayacağımızı düşündüğüm için ilk önerim sizlere 4.5 altında 1 olacak. Maç sonu 1 ve 4.5 alt. 1.50 oran. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ya da hiç girmeyin. Belki 1-1'de de kalabilir sürprizi bekleyen varsa 3.5 altına da 1.30 oran veriyor. Yani ben çok fazla 4-5 gollük bir maç olacağını sanmıyorum. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da ama bu benim senaryoma göre. Senin senaryona göre Almanya gelir 3-4 tane bize atar. Biz de 2-3 tane atarız. O 4-3 biter maç falan diyorsan üste git. Ama ben öyle bir şey beklemiyorum. Dediğim gibi bunlar hazırlık maçı. Çok fazla diyorum ya çok fazla önemsemeyip bir sonraki hafta sonu oynanacak maça da kendini saklayabilirler. Rotasyon o yapabilirler. Teknik direktörler veya oyuncular sakatlanmayayım ki o önemli maç oynayayım diyebilirler ya da daha da kendini göstermek için çatır çatır da oynayabilirler. İki tane farklı uçta yani maçlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. O yüzden yüksek misli yapmayın diyoruz. İkinci maç olarak sizlere İtalya-Moldova maçını seçtim. Bunu niye seçtim? İtalya'ya oran bile açmamışlar. Hızlıca burada da fikirlerimi söyleyeyim. Yine İtalya'nın daha önceki oynadığı mücadelelerde ilk yarıda rakiplerinin oyunu kitlediğini mecburen İtalya gibi bir takımla oynuyorsanız kitlemeye çalışacaksınız. Kontrollardan gol arayacaksınız ki Moldova da aynı şekilde yine son oynadıkları UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçları baz alıyoruz. Mesela İtalya Bosna ile 1-1 beraber kalıp Hollanda'ya 1-0 yenmişti güçlü rakiplerine. Burada da normalde Moldova'ya fark atması beklenebilir ama dediğim gibi hazırlık maçı çok kasmayabilirler. Moldova da yine dediğim gibi defansta kalıp kontrollardan gol arayacaktır ve ilk yarıda belki oyunu biraz tutabilir diye düşündüm ben senaryomu o şekilde yazdım. Yani İtalya gibi bir rakibe nasıl şey yapacaksınız, dayanacaksınız bu şekilde olabilir. Hazırlık maçı da olsa bir prestij mücadelesi Moldova açısından önemli olabilir. O yüzden çok fark yemeyebilir diye ben anisini en yağını çıkartıp şöyle ne yapabiliriz diye baktığımda en çok gol olacak yarı ikinci yarıyı seçtiğinizde 1.65 gibi güzel bir oranı var. Hani ilk yarı böyle biraz dirense 0-0 ya da bir gol yese 1-0 bitse ikinci yarıda 2 gol daha atsa da 3-0 olsa gibilerinden. Hani öyle ikinci yarıya en çok gol olacak yarı ikinci yarı 1.65 oran ya da şöyle bir şey var. Maçta 5 gol çıkmayabilir. Çünkü Moldova'dan gol beklemiyoruz. İtalya'da dediğim gibi çok kasıp da kendine böyle 5-6-7'lere gitmeyeceğini düşündüğüm için 5.5-6
Sağlamcılar için 1.25'ten uygun gibi ama biraz daha risk alıp 4.5 altına da girebiliriz. 3.0, 2.0, 4.0 bize yarıyor. 4.5 altı da 1.55 oran. Hani bu şekilde kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İsviçre-Hırvatistan mücadelesi yine hazırlık maçı. Takımlar son şeyler öncesi hafta sonu UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi kendilerini tartacaklar. Tabii en son mücadelelerine baktığımızda İsviçre Almanya ile beraber kalmıştı. Ukrayna'ya yenilmişti. Hırvatistan'da bazı eksikleri vardı. Başta Modrić olmak üzere yine UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve Portekiz gibi güçlü rakiplerine dörder gol yiyerek hem de elenmişti. Burada İsviçre'den de yine gol yiyebilirler. Hazırlık maçı da olduğu için biraz rahat olabileceklerini düşünüyorum. İsviçre-Hırvatistan maçına da karşılıklı gol var alabiliriz gibi. 1.50 gibi de güzel bir oranı var. Hollanda Meksika mücadelesi. Bu arada abone olun demiş miydim kanala, demiştim değil mi? Kanala abone olun videonun altından, bir de inmişken bir beğeni bir yorum yazarsanız siz de fikirlerinizi sevinirim. Hollanda Meksika mücadelesi, bu da bir hazırlık mücadelesi. Meksika'nın zaten genelde oynadığı hazırlık maçlarında oyuncuları olsun, formasyonu olsun, hızlı oyuncuları var. Arkaya atılan toplarla tehlikeli olabiliyorlar. Ya Meksika takımını ben beğenirim. Yani geçmiş senelerde izlediğimiz zaman hemen hemen yine aynı kadroya benzer genç oyuncuları da, arkadan gelen oyuncuları da çok iyiler. Şöyle bir baktığımız zaman kendilerini göstermek isteyecektir Hollanda gibi bir takım karşısında bu hazırlık maçında. Hollanda'nın da zaten hücum gücü son zamanlarda daha da artmıştı. Gayet formdalardı. Her ne kadar İtalya'ya yenilseler de. Burada da yine bol gollü bir maç olabilir hazırlık maçı rahatlığından dolayı. O yüzden Meksika'nın da gollere katkısıyla 2-1-2-2 civarında bol gollü bir maç bekliyorum. Burada da 2.5 üst 1.62'den değerlendirilebilir. Ufak yapacağımız misli kuponlarda 3 tane 4 tane böyle aldık mı 3-4 orana 5-10 lira 20 lira neyse birkaç misli arttırabiliriz gibi. Ama normalde hiç oynamayın diyorum. Bakın milli arayı oynamayarak geçirin bence. Ya da canlıdan takip edin. Her zaman uyarıyorum. Portekiz-İspanya maçı yine hazırlık maçı bu. Çarşamba 21.45'te hepsi yine aynı saatte. Portekiz özellikle son haftalarda çok formda. En son Hırvatistan'ı 4-1 yendi ve İsveç'i 2-0'la geçti. Biliyorsunuz İspanya'da Almanya'ya diş geçiremedi. 1-1 kaldı ama o maçı izleyenler hatırlayacaktır. Çok pozisyon kaçtı hem Almanya hem İspanya tarafından. Sonra Ukrayna'yı 4-0 yendi. İki takım da formda, iki takım da birbirine gol atması oldukça uygun olacaktır gibi geliyor bana. İspanya'da yine baktığımız zaman Joao Felix'ler, Diogo Jota'lar, Andre Silva'lar, Cristiano Ronaldo'lar, yine Portekiz takımında hepsi var yani. İspanya'da da baktığımızda adama Traore'den tutun da Ansu Fati'den Rodrigo Moreno'ya kadar formda topçuların, futbolcuların hepsi mevcut. O yüzden karşılıklı gol var. İdeal gibi geliyor bana. 1.50 orandan bu da değerlendirilebilir sanki. Yine baktığımızda Fransa-Ukrayna maçı var. Yine hazırlık maçı. Yine çarşamba günü 22.10'da oynanacak bu mücadelede. Ukrayna'nın çıkışta olduğunu söylemiştik Şevçenko ile beraber. Yine bazı eksikleri var. Belki gençlere forma verebilir ama onlar da kendini göstermek isteyecektir bir Fransa gibi bir devin karşısında. Fransa'da oldukça formda. En son Eylül ayında İsveç'i 1-0 ve Hırvatistan'ı 4-2 ile geçmişti. Ukrayna'da İsviçre'yi 2-1 yendi ama İspanya'ya 4-0 yenilmişti. Burada bol gollü rahat bir karşılaşma geçebilir diye 2.5 üstüne gidiyorum. Yine Fransa belki galip gelecektir. 1.08 oran vermişler ama yine 2-1-3-1 Fransa galibiyetiyle sonuçlanacak ve 2.5 üste gidebilecek bir maç öneriyorum, öngörüyorum ben. O yüzden 1.50 orandan 2.5 üst oynanabilir gibi. Perşembeye geçtiğimiz zaman, bu bizim 6. maçımızmış bu arada. Çarşambadan seçmişim. Şimdi karışık baktığım için perşembede de 3 maç kalmış. Bu 3 maç kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz ya da yanına kendi maçınız varsa onu alabilirsiniz. Perşembeden şu maçlar kafama yatmış benim. Bunlar Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları artık. Ciddi maçlar yani. İskoçya İsrail ile oynayacak. İsrail'de hücum gücü kuvvetli ama ona top getirecek orta sahası biraz zayıf kalıyor. Hani ileride Fenerbahçeli de adı anılan Eren Zahavi gibi, Dabur gibi önemli isimler var ve bunlara top geldiği zaman yakaladıkları pozisyonları değerlendiriyorlar. İskoçya'nın da yine ileri ucu etkili olabiliyor. Çünkü İsrail'in zaten defansı biraz daha zayıf bu anlamda. O yüzden ikisinin birbirine gol atması sanki idealmiş gibi görünüyor. 1.70 gibi bir orandan karşılıklı gol varı değerlendirebiliriz. Tıpkı daha önce oynadıkları mücadele 1-1 bitmişti, hatırlıyorsunuz. 4 Eylül'de yine UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmışlar ve 1-1 bitmişti. Yine Zahavi ve Christie Ryan'ın golleriyle 1-1 berabere bitmişti. Gerçi İskoçya penaltıdan atmıştı ama biraz daha burada İsrail'in golüne güveniyorum ben. Karşılıklı gol var, değerlendirilebilir. 8. maçımız bu. Perşembenin 2. maçı Bosna Hersek Kuzey İrlanda mücadelesi. Bu da 21.45'te oynanacak bu mücadele.
Baktığımız zaman Kuzey İrlanda playoff'a kadar gelirken O'Neill isimli teknik direktörü vardı. Bilenler bilir eskilerden. Ostok City'nin başına geçtikten sonra yerine gelen teknik direktörle iki maça çıktılar ve galibiyet alamadılar. Takımın biraz düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. Takımda Pjanic gibi, Dzeko gibi tehlikeli oyuncular var Bosna Hersek'te biliyorsunuz. Ve onlar da biraz daha hem kadro değeri olarak hem oyuncular olarak biraz daha iyi bir takım tabii ki Kuzey İrlanda'dan. O yüzden yenmesi beklenilebilir 1.62 orandan. Bosna galibiyeti denenebileceği gibi güvenmeyenlere maçın 2-0 ya da 2-1 aralığında kalacağını düşündüğüm için 2-3 gol de önerebilirim 1.65 orandan diyelim. Son maçımız 9. maçımız ve Perşembe gününün 3. maçı Norveç-Sırbistan mücadelesi. En son hatırlarsınız teknik direktör Norveç'te Kuzey İrlanda mücadelesinde Haaland'la birlikte Sørloth oynanınca bir gol duellosu demeyelim de gol ziyafeti gibi bir şey oldu. 5-1 yendiler. Yine aynı şekilde kadroyu çıkarırsa Sırbistan karşısına da yine bol gollü bir galibiyet çıkabilir. Sırbistan'ı da beğenmiştik Türkiye karşısında. Kırmızı kart görene kadar gayet iyi oynamışlardı. Bizden üstün oynamışlardı en azından Sırbistan'ı. Beğenmiştim ben açıkçası. Norveç'e karşı onlar da gol bulabilirler ki Rusya'ya da gol atmışlardı yine. O yüzden burada da gollü bir beklentim var benim. Oranları yüksek açmışlar 1.95 gibi ama dediğim gibi ufak misli yapacağımız için korkmadan deneyebiliriz bence. Ha, sağlamcılar 1.5 üste gidebilirler. O ayrı mesele. 1.5 üstü 1.30 vermiş. O da fena değilmiş ama 2.5 üst deneyeceğim ben. Zaten dediğim gibi ufak misli oynayacağımız için 1.95'ten Norveç-Sırbistan maçına da 2.5 üst deneyebiliriz gibi. Dediğim gibi çarşamba maçları, hazırlık perşembe maçları biraz daha ciddi maçları, Avrupa Şampiyonası maçları. Ha derseniz Belçika Fil Dişi Sahilleri ve İngiltere-Galler maçlarına niye değinmedin? Onlar da hazırlık maçları. Yine üste gidebilecek maçlar. İstiyorsanız değerlendirebilirsiniz. İngiltere-Galler maçı sanki biraz daha üst gibi. Fil Dişi biraz Belçika'ya karşı defans yapabilir ama onlarla da ilgili fikrimi antiparantez belirtmiş olayım. Dediğim gibi yorumlara sizler de düşüncelerinizi yazarsanız ve beğenilerinizi gönderirseniz ve kanala birazdan şurada çıkacak fotoğrafıma tıklayarak da kolay yoldan abone olabilirsiniz efendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kupon şansınız bol olsun. Aza tama edin. Aza tama etmeyen çoğu bulamaz. Az maç koyun kuponlarınıza. Migros bir şey gibi olmasın. Migros bir şey gibi olmasın evet.